sayesinde pek çok şey farklı bir açıdan, farklı bir boyuttan bakmayı öğrendik. Şimdi de işin içine bol fizik kurallı ve 4 farklı boyutu kontrol edebileceğimiz süpersonik eldivenli bir oyun ekleyelim. Peki geçiş yaptığımız boyutlar nasıl olsun? Yumuşak mı? Yavaş çekim mi? Yer çekimsiz mi? Yok yok, bizce hepsi kuantum konum durumundaki gibi olsun. There's that lovely bird again. Sometimes I call him Desmond. Something to note. Since you're holding a version of the IDS device, you, in fact, are not the you. Square Enix ve Allrad Games işbirliğiyle geçtiğimiz haftalarda piyasaya çıkan Quantum Conundrum, bilim uğruna yapılan farklı deneyleri konu alıyor. Her yıl ziyaret ettiğimiz çatlak amcamız Profesör Phyllis Quadrangle bu kez bambaşka bir cihazı icat etmiş. Deneyler sırasında da işler biraz karışmış. Tahmin edeceğiniz gibi Arap saçına dönen durumdan kurtulmaksa kontrol ettiğimiz 12 yaşındaki ufaklığa düşmüş. İşleri yoluna koymak için malikanenin 4 farklı renkteki kanadına gidip jeneratörleri açmamız gerekiyor. Söylemesi kolay değil mi? Gerçekte ise hiç de kolay değil. Akıllıca planlanmış pek çok farklı test odasına sahip bu malikanede dolaşırken bu odaları düzenleyen sevimli bir robotla karşılaşıyorsunuz. Bir dakika. Robotlar, eğlenceli diyaloglar, bulmacalar, bilim. Size de biraz portalı anımsatmadı mı? Evet, hemen belirtelim. Quantum Conundrum'un tasarımcısı zaten portalın yapımında da yer almış. Haliyle oyunun pek çok noktasında tanıdık sahnelerle karşılaşabiliyoruz. En basit şekilde örneklersek, bir rivayete göre bu oyundaki sevimli robot Dolly, portaldaki şeytani robot GLaDOS'un kötü huylarından alınmış 4. kuşaktan baldızıymış. İşte Quantum Conundrum'un portalla arasındaki bağ bu kadar güçlü. Oyunun temelinde boyut kontrol özelliği bulunuyor. Farklı boyutlara geçiş kapısı açan cihaza yerleştirdiğimiz güç kapsülleri sayesinde o alandaki tüm fizik kurallarını alt üst edebiliyoruz. Objelerin ağırlığını fluffy, yani yumuşak boyut ile kendi lehimize çevirebiliyoruz. Böylece koskoca kasaları kaldırıp taşıyabiliyor, objeleri daha uzağa fırlatabiliyoruz. Bu işin tam tersini yapan heavy, yani her şeyin 10 kat ağır olduğu boyutta pek çok şey ölümcül lazerlerden bizleri koruyabilir hale geliyor. Ufacık tefecik kutular çok ağır hale geldiğinden onlarla camları kırabiliyor, kapıların kontrolünü sağlayan platformları hareket ettirebiliyoruz. Kalan son iki boyut ise işi eğlenceli hale getiriyor. Zamanı yavaşlatabildiğimiz slow-mo boyutunda fırlattığımız obje havada yavaşça süzülürken biz hızlıca onu varış noktasında karşılayabiliyoruz. Ya da fırlattığımız bir masanın üzerine atlayıp havada yavaşça süzülebiliyoruz. Tabii bir de Isaac Newton'un kemiklerini sızlatan anti-gravity, yani yer çekimini yok sayma modu mevcut. Bu boyuttaysa yere bağlı olmayan her obje bulunduğu noktadan yukarıya doğru çıkıyor. Tüm bunların arasında boyutlara geçiş yapmak ve karakterimizi kontrol etmek son derece basit. Bütün bu özellikleri akılcı bir şekilde planlayan ve çözdüğümüz her bulmacada sevinç naraları atmamızı sağlayan yapımcılar başarılı bir iş çıkarmış. Sonuç olarak Quantum Conundrum, Portal 2'den bu yana piyasaya çıkan en sürükleyici bulmaca oyunu gibi gözüküyor. Gerek eğlenceli grafikleri, gerekse türe yenilik katan öğeleri oyunun akılda kalmasını sağlıyor. Ancak çoklu oyuncu modunun olmaması ve tüm boyutların kontrolüne uzun bir zaman sonra ulaşılabilmesi biraz can sıkıcı. Öyle ya da böyle. Biz Quantum Conundrum'u sevdik ve umarız bu tarz oyunlarla gelecekte daha fazla karşılaşırız.